Değerli arkadaşlar merhaba. Bilgi Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS sınavı Eğitim Bilimleri bölümüyle karşınızdayım. Eğitim yöneticilerinin yeterlik alanları ile ilgili, liderlik türleri ile ilgili test 1 ile karşınızdayım değerli arkadaşlar. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Soru 1. Kendi içinden gelen bireylere, örgüte, topluma hizmet etme eğilimi vasıtasıyla başkalarının yardımıyla liderlik yapan kişilerin sahip olduğu liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Etik liderlik, B. Dönüşümcü liderlik, C. Karizmatik liderlik, D. Hizmetkar liderlik, E. Etkileşimci liderlik. Birinci sorunun cevabı D seçeneğidir. Hizmetkar liderliktir. Değerli arkadaşlar, hizmetkar lider kendi içinden gelen bireylere, örgüte, topluma hizmet etme eğilimi vasıtasıyla başkalarının yardımıyla liderlik yapan kişidir. Lider olarak bu hizmetkarlar cazip davranışları modelleyerek başkalarını geliştirirler. Hizmetkar yönetici liderin davranışları ise izleyenlerinin sosyal öğrenmesine katkıda bulunarak karşılığında kişinin hizmetkar lider olmasını sağlar. Bu durum hizmetkar tarafından yolu çizilen, grubun değerlerini yansıtan kültür, iklim ve kurumu yaratır. Soru 2. Bu liderlik tipinde davranış sergileyen yöneticiler yetkilerini, aslarını ödüllendirme ve onların daha çok çaba sarf etmeleri için para ve statü verme biçiminde kullanırlar. Onların yaratıcı ve yenilikçi yanları ile çok az ilgilenirler. Buna göre yukarıda açıklaması verilen liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkileşimci liderlik, B. Otokratik liderlik, C. Katılımcı liderlik, D. Karizmatik liderlik, E. Demokratik liderlik. İkinci sorunun cevabı A seçeneğidir. Etkileşimci liderliktir. Değerli arkadaşlar, etkileşimci liderlik tipinde davranış sergileyen yöneticiler yetkilerini, aslarını ödüllendirme ve onların daha çok çaba sarf etmeleri için para ve statü verme biçiminde kullanırlar. Onların yaratıcı ve yenilikçi yanları ile çok az ilgilenirler. Soru 3. Kararların yalnızca yönetici tarafından alındığı, sahip olunan mevkiden kaynaklanan, otoritenin kullanıldığı, görev odaklı liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Demokratik liderlik, B. Karizmatik liderlik, C. Otokratik liderlik, D. Etkileşimci liderlik, E. Dönüşümcü liderlik. Üçüncü sorunun cevabı C seçeneğidir. Otokratik liderliktir. Otokratik liderlik tarzı, kararların yalnızca yönetici tarafından alındığı, sahip olunan mevkiden kaynaklanan, otoritenin kullanıldığı görev odaklı liderlik türüdür. Otokratik liderler otoritelerini ve sorumluluklarını devretmeden bütün kararları kendileri alırlar ve asların karar verme sürecine katılmalarına izin vermezler. Bu tarzda yönetilen işletmelerde karar verme süreci hızlanır fakat takım ruhu oluşmaz, güven oluşmaz, işbirliği sağlanmaz. Soru 4. Bu tarza sahip olan liderlerin babacan davranışları vardır. Konuşmacı rolündedirler. Karar alırken bazen orta kademedeki asların görüşlerine başvursa da çoğunlukla kararları kendileri alırlar. Ödül sistemini ağırlıklı olarak kullanırlar. Aslarını duygusal yönlendirme ile motive ederler. Zorunlu kalmadıkça cezalandırma sistemine başvurmazlar. Yukarıda açıklaması verilen liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Demokratik lider, B. Bürokratik lider, C. Karizmatik lider, D. Otokratik lider, E. Hümanist lider. Dördüncü sorunun cevabı E seçeneğidir. Hümanist liderdir. Hümanist liderlerin babacan davranışları vardır. Korumacı rolündedirler. Karar alırken bazen orta kademedeki asların görüşlerine başvururlar ama çoğunlukla kararları kendileri alırlar. Ödül sistemini ağırlıklı olarak kullanırlar. Aslarını duygusal yönlendirme ile motive ederler. Zorunlu kalmadıkça cezalandırma sistemine başvurmazlar. Soru 5. Bu tip liderler çalıştıkları örgüt ve bulundukları çevreyi her zaman göz önünde bulundururlar. Eleştiriye daima açıktırlar. İnsan ilişkileri bu tip liderlik davranışını
benimseyen yöneticiler için oldukça önemlidir. Bu tip liderler aslarını her konuda destekler ve kararların alınmasında aslarının katılımını her daim arzularlar. Yukarıda açıklaması verilen liderin sahip olduğu liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Karizmatik liderlik, B. Demokratik liderlik, C. Otokratik liderlik, D. İlişki odaklı liderlik, E. Hümanist liderlik. Beşinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Demokratik liderliktir. Demokratik liderler çalıştıkları örgüt ve bulundukları çevreyi her zaman göz önünde bulundururlar. Eleştiriye daima açıktırlar. İnsan ilişkileri bu tip liderlik davranışını benimseyen yöneticiler için oldukça önemlidir. Bu tip liderler aslarını her konuda destekler ve kararların alınmasında aslarının katılımını her daim arzularlar. Soru 6. Kurallara ve yönetmeliklere bağlı olarak liderin memur zihniyeti içerisinde kurallara göre hüküm vermesi gerektiği prensibine dayanan liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Bürokratik liderlik, B. Hümanist liderlik, C. Karizmatik liderlik, D. Demokratik liderlik, E. Dönüşümcü liderlik. Altıncı sorunun cevabı A seçeneğidir. Bürokratik liderliktir. Bürokratik liderlik kurallara ve yönetmeliklere bağlı olarak liderin memur zihniyeti içerisinde kurallara göre hüküm vermesi gerektiği prensibine dayanmaktadır. Bu liderlik tipinde görev tahsisleri yapılır ve hatalı işler tenkit edilir. Arkadaş olarak görünme, yanına yaklaşılabilir olma, ana konularda onayına başvurulan kişi olma, asların ihtiyaçlarını ilgiyle dinleyen kişi olma gibi bir durum bu liderlik türünde söz konusu değildir. Soru 7. 1. Yüksek özgüven. 2. Kriz durumunda radikal çözümler üretme. 3. Yüksek etkileme ve baskın olma ihtiyacı. Yukarıdakilerden hangileri karizmatik liderlerin sahip olduğu özellikler arasında yer alır? A. Yalnız 2, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 7. sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Karizma, bireyi normal insanlardan ayıran, istisnai bazı özellikleri belirten kişisel bir durumdur değerli arkadaşlar. Karizmatik bir liderin sahip olduğu bu istisnai özelliklerin bazıları şu şekilde sıralanabilir. 1. Olağanüstü yetenekler. 2. Yüksek özgüven. 3. Yüksek etkileme ve baskın olma ihtiyacı. 4. İnançlarının doğruluğuna ikna etme. 5. Risk alma. 6. Kendini dava için feda etme. 7. Vizyona ulaşmak için yüksek maliyete katlanma. 8. İzleyicilerin ihtiyaçlarına önem verme. 9. Kriz durumlarında radikal çözümler üretebilme. 10. Yeteneklerinde süreklilik taşıması sayılabilir değerli arkadaşlar. Bu sebeplerle öncülerde verilen yüksek özgüven, kriz durumunda radikal çözümler üretme, yüksek etkileme ve baskın olma ihtiyacı bilgileri doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla karizmatik liderin sahip olduğu özellikler arasında öncülde verilen bilgiler yer alır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir liderin sahip olması gereken başlıca özellikler arasında yer almaz? A. Kendini tanımalı ve sürekli geliştirmelidir. B. Yaptığı işte sürekli sorumluluğu başkalarına vermelidir. C. Aslarını tanımalı ve gelişmelerine yardımcı olmalıdır. D. Örgüt içinde iletişimi tesis etmelidir. E. Yaptığı işte ehil olmalıdır. 8. sorunun cevabı B seçeneğidir. Yaptığı işte sürekli sorumluluğu başkalarına vermelidir ifadesi etkili bir liderin sahip olması gereken başlıca özellikler arasında yer almaz. Ertürk'e göre etkili liderlerin sahip olmaları gereken başlıca özellikler sıralanırken etkili liderin yaptığı işte sürekli sorumluluğu başkalarına vermeleri konusunda bir duruma değinilmemiştir değerli arkadaşlar. Hatta bunun tam tersi olacak şekilde liderin yaptığı işte sorumluluktan kaçmaması gerektiği dile getirilmiştir. Ayrıca etkili lider gerektiğinde aslarına yetki vererek aslarının sorumluluk duygu hissini de kazanmasını ve bu duygularını geliştirmesini de sağlamalıdır ifadesi yer almaktadır. Tekrar edelim.
etkili bir liderin sahip olması gereken başlıca özellikler, kendini tanımalı ve sürekli geliştirmelidir. Yaptığı işte sorumluluğu sürekli başkalarına vermemelidir. Aslarını tanımalıdır etkili bir lider ve gelişmelerine yardımcı olmalıdır. Örgüt içinde iletişimi tesis etmelidir. Yaptığı işte ehil olmalıdır. Soru 9. Aslar ile aralarındaki ilişkileri maksimum düzeyde tutarak örgüt içinde dostluk ve dayanışmanın artırılmasını amaçlayan bir liderin bu davranışı hangi liderlik türünü benimsediğini gösterir? A. Bürokratik, B. Etkileşimci, C. Demokratik, D. Hümanist, E. Karizmatik. 9. sorunun cevabı D seçeneğidir. Hümanisttir. Değerli arkadaşlar, hümanist liderin davranışları aslara kendilerine önem verildiği ve faaliyetlerine destek olunduğu hissini vermektir. Bu liderlik davranışını benimseyen yöneticiler aslar ile aralarındaki ilişkileri maksimum düzeyde tutarlar. Örgüt içinde dostluk ve dayanışmanın artmasını sağlarlar. Liderin aslar ile arasında sıcak ve samimi ilişkiler geliştirmesi, her iki taraf arasında duygusal bir bağlılık oluşturacaktır ve güveni artırıcı bir hava yaratarak gerilimi azaltacak ve verimliliği de arttıracaktır. Soru 10. Bu liderlik tipi geçmişteki olumlu ve yararlı gelenekleri bugün de sürdürme ve bunları gelecek nesillere bırakma yönünde olumlu özelliklerinin yanında yaratıcılık ve yenilik yönünün az olması gibi olumsuz özellikleri de içerisinde barındırmaktadır. Yukarıda açıklaması verilen liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Karizmatik liderlik, B. Etkileşimci liderlik, C. Demokratik liderlik, D. Otokratik liderlik, E. Dönüşümcü liderlik. 10. sorunun cevabı B seçeneğidir. Etkileşimci liderliktir. Etkileşimci liderlik tipi geçmişteki olumlu ve yararlı gelenekleri bugün de sürdürme ve bunları gelecek nesillere bırakma yönünde olumlu özelliklerin yanında yaratıcılık ve yenilik yönünün az olması gibi olumsuz özellikleri de içerisinde barındırmaktadır. Eğitim bilimleri, eğitim yöneticilerinin yeterlik alanları, liderlik türleri test 1 burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümü dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız.